Mevlamın selamıyla yeniden beraberiz. Kur'an-ı Kerim'in en gizemli surelerinden biri Kehf suresidir, hiç şüphesiz. Kehf suresi, Kehf kelimesi dağdaki oyuk demek, mağara. Aşağıdan göremezsiniz, küçük görünür. İçine gördüğünüzde müthiş manzara görürsünüz. Kehf suresi tasavvuf erbabının çok istifade ettiği bir suredir. Gizemli bir alem, sonsuz bir anlatım var. İşte o anlatımlardan birinden bahsedeceğiz. Çünkü Kehf suresini okuduğunuzda Kur'an'ın sonuna erilmez işaretlerine şahit olursunuz. En gizemli yolculuklar Zülkarneyn'indir belki. Belki Hazreti Süleyman'ındır. Ama hiç şüphesiz Hazreti Musa ile Salih kulun yolculuğu en görkemli yolculuklardan biridir. Biri zahir ilimlerde deniz Hazreti Musa, biri batın iç alemde deniz Hazreti Hızır. Bir gün Hazreti Resulullah anlatıyor bu anlatacağım olayı İmam-ı Buhari ilim bölümünde, Enbiya bölümünde Müslim, Sahih-i Müslim Ahmet İbni Hanbel rivayet eder. Ama Kur'an ayetleri bu hadiseyi anlatır. Bir gün Hazreti Musa konuşuyor insanlarla. İnsanlardan biri sordu. Ey Allah'ın büyük peygamberi, en bilgili insan kim bugün dünyada, yeryüzünde en bilgili insan kim? Hazreti Musa aleyhisselam, benim dedi. Bu bir peygamber için eksiklik değildir haşa. Bir peygamberin kitaba muhatap olan, vahye muhatap olan bir peygamberim benim demesi elbet ki lazım, illaki lazım. Onun için Hazreti Musa en bilgili benim dedi. Çünkü ona vahiy geliyor. Belki Musa şunu söylemeliydi. Allah bilir. Ama Musa aleyhisselam vahyin kendine verdiği bir güvenle benim dedi. Allah Musa aleyhisselamı ikaz etti. Dedi ki, bir adam var, Musa, iki denizin birleştiği noktada bir adam var, senden daha bilgilidir, senden çok daha bilgilidir. Hazreti Musa aleyhisselam, ya Rabbi dedi, ben onu görebilir miyim, onunla tanışabilir miyim? Peygamber olmama rağmen benden daha çok ilim sahibi olanı tanıyabilir miyim? Allah müsaade etti. Musa peygamberle Musa'dan daha ilim sahibi olan, gelecek hakkında bilgi sahibi olan adamla tanışmasına Musa'nın müsaade etti. Nerede bulacağım? İki suyun, iki denizin birleştiği yerde. Ya Rabbi nasıl bulacağım onu? Yola çık. Yanına tuzlu bir balık al. Sepete koy, ne zaman o balık canlanır harekete geçerse o adamı bulacağın yerdir. Hadi çık yola. Her peygamberde bu tür yolculuklar olmuş. Yusuf, Yunus, Yakup, Şuayb aleyhisselam ve Hazreti Muhammed aleyhisselam ve Hazreti Musa aleyhisselam da bu tür yolculuklar olmuş. Hazreti Musa yanına genç bir yol arkadaşı alır. Yuşa aleyhisselamı alır. İki peygamber yola çıkarlar. Balık sepette. Günlerce yol aldılar, yoruldular. Sonra iki denizin birleştiği yere geldiler. Mecma'al Bahreyn. İki denizin birleştiği yere geldiler. Hazreti Musa, ben yorgunum, uyuyacağım dedi. Yanındaki dosta dedi ki, balık canlanırsa beni haberdar et. İşaret oydu ya, balık canlanınca adamı bulacaklar. Musa uyudu, balık birden canlandı, suya girdi, yol aldı. Bir mucize, bir hareket, bir sembol.
Yuşa unuttu. Hazreti Musa'ya bu meseleyi uyandığında Hazreti Musa balığın birden canlanıp suya girdiğini ve suda yer aldığını unuttu. Kur'an bunu anlatıyor Kehf suresinde. Hani Musa beraberindeki gence Hazreti Yuşa aleyhisselama demişti ki iki denizin birleştiği yeri varıncaya kadar durmayacağım. Uzun zaman gideceğiz bakalım. Nihayet oraya geldiler, balık canlandı, yol aldı gitti. Musa aleyhisselam uykudan uyandı, Yuşa ona balık gitti demeyi unuttu. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu buldu, kaydı gitti. Unutan Musa değil, Yuşa ama Yuşa'ya balık nerede diye soran, sormayan yine Musa. Her biri ayrı bir şeyi unuttu. Kur'an ona işaret ediyor. Biraz sonra sabah yola çıktılar. Yuşa aleyhisselam balıktan bahsetmedi. Yemek için oturduklarında yemeği getir dedi Hazreti Musa. Balık ne oldu? Yuşa eyvah dedi. Ben unuttum söylemeyi. İki denizin birleştiği yer vardı ya, hani sen uyumuştun. Evet, balık birden canlandı suya girdi. Sen niye bana söylemedin? Hani işaretimiz buydu? Delikanlı, yol arkadaşım. Eyvah dedi, unuttum. Şeytan bana unutturdu. Ben sana söyleyemedim, unuttum. Hazreti Musa aleyhisselam, o zaman döneceğiz. Sonra Musa aleyhisselam 62. ayet anlatıyor. Uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence dedi, öğle yemeğimizi getir. Çok yorgun düştük bu yolculuktan dolayı. Hazreti Yuşa aleyhisselam sepeti eline aldığında 63. ayet gelecek. Kehf suresinin. Baktı ki balık yok, yol aldı gitti. Gördün mü dedi genç. Kayaya sığındığımız sırada ben balığı unutmuşum. Şeytan unutturdu bana. Şeytan unutturur mümine. İyi niyetli mümine. Kötü niyetli mümine nefsi unutturur. İyi mümine şeytan unutturur. Balık çekti gitti. Hazreti Musa dedi ki mevidimiz buluşacağımız yer orasıydı. Hadi geri gidiyoruz. Toparlandılar ve denizin yolunu tuttular. Sonra geri gittiler. 64. ayeti kerime gelecek. Hazreti Musa işte dedi aradığımız buydu. İşaretimiz buydu. Tekrar geri döneceğiz. Geri gerisin döndüler. Baktılar ki bir adam cübbesine bürünmüş, üstüne abasını atmış, iki büklüm bir adam uyuyor orada. Kullarımızdan bir kul. Kur'an-ı Kerim Hızır ismini kullanmıyor. Salih kullardan bir kul diyor. Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam onun Hıdır aleyhisselam olduğunu söylüyor. İşaret ediyor, Efendimiz bilgi veriyor. Hazreti Musa selamu aleyküm dedi. Hazreti Hızır aleyhisselama. Hızır aleyhisselam doğruldu. Başındaki kepi açtı. Yani yüzünü örten, başını örten pelerini açtı. Sen kimsin dedi. İlginç. Geleceği biliyor Hazreti Hızır ama kendisine gelen kişinin Musa olduğunu bilmiyor. Çok ilginç. Yani denklem içinde denklem. Ayet o kadar muhteşem bir dekor ki çok şeyi bilen Hazreti Hızır kendisine soru soranın Musa olduğunu bilmiyor. Belki bilmez görünüyor ama bilmiyor. Çünkü Allah Hazreti Hızır'a ancak bunu bil diyor, o kadarını biliyor. Hazreti Musa'ya ancak bunu bil diyor, o kadar biliyor. Hazreti Muhammed'e aleyhisselama ancak bunu bilirsin diyor, ancak onu biliyor. Allah neyi bildirse onu biliyor, ötesi yok. Çünkü Allamul Guyub, sonsuz ilimlerin hazinesi ancak Allah'ın emrindedir, kimsenin değil. Kimsin sen? Hazreti Musa, ben Musa'yım. Şu İsrailoğullarının Musa'sı mı?
Evet, ben İsrailoğullarının Musa'sıyım dedi. Söyle dedi, ne istiyorsun benden? Hazreti Musa dedi, Allah'ın sana öğrettiği bilgiler için yanında kalabilir miyim? Dedi ki, لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا Sen benimle gidemezsin. Benimle yol arkadaşlığı yapamazsın Musa. Çünkü senin öğrendiğin şeriat, benim öğrendiğim şeyin ötesine geçemez. Çünkü Allah bana gelecek hakkında bilgi vermiştir. Senin şeriatının yani hukukunun emrettiği şeyle benim yapacağım şeyler çatışacaktır. Sen işin sonunu bekleyemediği için sabredemezsin Musa. Çünkü işin sonu önemli. Musa dedi ki sabrederim ben Hazreti Musa. Yeter ki sen beni arkadaş al yanına. Dedi ki Allah'ın sana verdiğini ben, bana verdiğini sen bilemezsin. Senin ilmin ayrı, benim ilim ayrı. Dedi ki üç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin? Bunu Hızır söylüyor. Hazreti Musa dedi ki öğrenmek için sabredeceğim. Demek ki sabırlı olmak lazım. Öğrenci sabırlı olmalı. Öğretmenini takip etmeli. Seni takip edeceğim. Dedi ki o zaman soru sormayacaksın bana. Hocaya soru sorulmaz mı? Eğer bir hocada sonsuz bir ilim ve kudret varsa belki sabretmek lazım. Hazreti Musa dedi ki sormayacağım. Söz veriyor musun dedi. Beni sabredenlerden bulacaksın. Ben sormayacağım dedi. Peki. Beraber yola çıktılar. Denizin kıyısında yürüdüler. Ben bana uyacaksan 70. ayet, o zaman sen bana ben söylemedikçe bir şey sormayacaksın. Sadece beni dinleyeceksin Musa. Sadece seni dinleyeceğim. Sana elbette ki askıntı olmayacağım. Sıkıntı olmayacağım. Sadece öğrenmek istiyorum. Çünkü Allah dedi ki senin ilmin benden daha çok. Tevazu, peygamber zarafeti, peygamber tevazu, yola çıktılar. Yolda bir gemi buldular. İmtihan başlıyor. Musa Aleyhisselam'ın imtihanı ve Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın kudretini görmesi. Biliyor o kudreti ama şahit oluyor. Tabaka üzerine tabaka Musa Aleyhisselam şahit oluyor. Her saniye Musa ayrı bir denizin açıldığını görüyor. Bütün kudret ve kuvvetine, bütün vahiye muhatap oluşuna rağmen müthiş bir okyanus görüyor. Gemiye bindiler. Kötü bir gemi. Geminin sahipleri onları tanıyınca para almadılar onlardan. Gemi yürüdü. Bir kuş güverteye kondu. Denize indi kuş. Denizden bir gaga su aldı. Bir gaga. Denizde, Marmara Denizi'nden, Okyanus'tan, Kızıldeniz'den, Atlas Okyanusu'ndan. Bir yudumluk. Hızır dedi ki Musa, senin ve benim ilmimiz Allah'ın ilmine göre şu okyanustaki şu damla gibidir. Allah'ın ilmi bir Atlas okyanusuysa şayet, senin ve benim ilmimiz bir gagalık sudur. Bir yudum, bil onu. Biraz sonra tam inecek derken Hazreti Hızır, geminin altındaki kalasarı söktü. Olmayacak bir şey. Adamlar onu gemiye aldılar, iyilik yaptılar. Ama Hazreti Hızır gemideki kalasarı söküyor. Gemiyi ayıplıyor. Hazreti Musa sabredemedi. Bu ne çirkin iş dedi. Onlar bize iyilik ettiler. Onlar nihayet gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Yani Hızır. Musa, sen onu bu içindekileri boğmak için mi deldin dedi. Şaşılakmayacak bir iş yapıyorsun. Sen ona iyilik yapman gerekirken iyilik yapana kötülük yapıyorsun. Hazreti Hızır dedi ki, demedim mi bana soru sorma. Demedim mi benimle yürüyemezsin Musa. Yol arkadaşlığı zordur.
Yol arkadaşıysan arkadaşına tabi olacaksın. Yol arkadaşıysan sözünde duracaksın. Hazreti Musa durdu, beni kınama. Bana çok ters geldi, onun için sordum. Bir daha soru yok, sormayacağım. İnneke len testati'a ma'iyye sabra. Muhteşem dekor, o ayetin vurgusu. İnneke len testati'a, sen güç yetiremezsin. Ma'iyye sabra, benimle sabra, benimle yürüyemezsin. Dikkat edin, vahiyle yürüyemezsin demiyor, benimle yürüyemezsin. Benim şartlarım ayrı, bana açılan frekanslar ayrı, senin frekansın ayrı Musa. Sen dünyaya hükmedecek ayetlerle indin, ben mana alemine hükmedecek olan ayetlerle yürüyorum. Bana fısıldanan ile sana fısıldanan farklıdır. Musa, benim sahama girme, senin sahana girmiyorum. Sormayacağım. Tamam, yürüyelim. Biraz sonra 74. ayeti kerime gelecek. Biraz sonra bir duvarın önünde durdular. Duvar. Veya bir erkek çocukla karşılaştılar. İndiler. Bir çocukla karşılaştılar. Çocuk. Çocuklarla oynuyor. Hazreti Musa çocuğu görünce sevindi. Ama adam çocuğu kenara çekti, küçük çocuğu öldürdü. Hazreti Musa bir peygamberin bütün refleksiyle, bütün vahyinin emriyle beraber birden sinirlendi. Sen dedi kötü bir iş yaptın, günahsız bir insanı canına kıydın dedi. Bu nasıl iştir? Hazreti Hızır dedi ki demedim mi, soru yok. İkinci kezdir sözünü bozuyorsun. Musa ayıplanamaz. Çünkü o bir peygamber. Bir peygamber şer gibi gördüğüne müdahale etmek, şeriatın yani dinin emirlerinin dışına göre, dışına çıkan bir şeye müdahale etmek zorundadır. Dedi ki yanlış yapıyorsun. Dedi ki sen yanlış yapıyorsun Musa. Bana soru sormayacaktın. Sen günahsız bir çocuğu oldun. Demedim mi bana dayanamazsın? Demedim mi inneke len tastati'a ma'iyye sabra? Sen benimle güç yetiremezsin demedim mi? Hazreti Musa dedi ki bir daha soru sormayacağım sana. Tamam mı? Bir daha soru sormayacağım. Sonra yeniden yürümeye başladılar. Sonra biraz sonra bir duvarın önüne geldiler. Dinlendiler biraz. Doğrusu duvarın önündeki insanlardan yemek istediler. O köydekiler onlara müsaade etmedi. Yemek su vermediler onlara. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ı konuk etmek istemediler. Hazreti Musa aleyhisselam sinirlendi. Hazreti Hızır sinirlendi. Kenara çekildiler. Baktılar ki bir duvar yıkılacak. Duvar. Bahçe duvarı. Hazreti Hızır aleyhisselam gücüyle duvarı şöyle doğrulttu ve dedi ki bu duvar yıkılmaz. Hazreti Musa hayret etti. Sen acayip bir adamsın. Sen ne yaptın belli değil ki. Bize kötülük yapmak isteyenleri, bize iyilik yapan gemiye alanların gemisini sen parçaladın. Günahsız bir çocuğu öldürdün. Şimdi de bize iyilik yapıp da bize kötülük yapan, bize yemek vermeyen, su vermeyen şu köylülerin duvarını düzeltiyorsun. Senin yaptığın şeyler ilginç şeylerdir. Bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmayı yüz tutmuş bir duvarı gördüler. Adam hemen duvarı doğrulttu. Musa dedi ki keşke para alsaydın madem düzelttin. Onlar bize yemek vermediler. Sen de parasız yapmasaydın. Haza firaku beynena. Hazreti Hızır dedi bu seninle benim aramdaki ayrılış vaktidir. Sen 3 defa sözünde duramadın Musa. Sabredemedin Musa. Seni kınamıyorum çünkü senin müdahale etmen lazım. Senin ilmine göre,
ama benim ilmime göre ben biliyorum. Hazreti Musa dedi ki, o zaman nedir bu? Bak Musa, sana iç yüzünü anlatayım bu olayların dedi. Ve sonra şöyle dedi. Geminin, bizi parasız taşıyan geminin kalaslarını söktüm. Doğrudur. Niye söktüm biliyor musun dedi. Biraz sonra denizden gelen bütün yeni gemilere el koyan tayfalar vardı. Korsanlar vardı. Hırsızlar vardı. Zorbalar vardı. Bu adamların gemilerine el koyacaklardı. Ben geminin kalaslarını söktüm. Gemiyi kötü, çirkin bir gemi gibi gösterdim. Zorbalar, korsanlar bu gemiye, bize yaramaz bu gemi, gitin diyecek. Gemiye el koymayacaklar. O kalasları sökmeseydim, güvertede delik açmasaydım, gemiye el koyacaklardı. Ben o garibanların gemisini kurtardım. Sen bilmiyorsun Musa. Çünkü iyilik der ki, vicdan der ki gemiyi kırma. Ama gerçeği, ötesini gören, dairenin ötesini gören gemiyi kır der. Çünkü o gemiyi koruman kırmakla mümkündür ancak diyecektir. O çocuk, peki çocuğu niye öldürdün? Günahsız bir sabiyi. Musa, o çocuğun baba ve annesi son derece dindar insanlardı. Ama çocuklarına çok bağlıydılar. Eğer o çocuk yaşasaydı baba ve annesini hakikatten dinden uzaklaştıracaktı. Ben o çocuğu öldürdüm. Onları o felaketten kurtardım. Allah onlara daha hayırlı bir çocuk nasip edecek. Peki dedi Hazreti Musa, ya dedi bu son duvarı yıkman, duvara engel olman neydi? Niye duvarı düzelttin? Çünkü dedi o duvar iki yetim çocuğa ait bir bahçe. İki çocuk. O duvarın altında bir hazine var, küp altın var. Eğer o duvar yıkılsaydı bu köyün, bu şehrin zorbaları o duvarın altında çıkan küplere el koyacaklardı. Bu iki gariban çocuğa bir şey bırakmayacaklardı. Ben o duvarı düzelttim ki çocuklar serpildikten sonra, erginlik yaşına geldikten sonra duvar yıkılsın. Çocuklar altındaki küp altınları bulsunlar. Ben ondan dolayı düzelttim. Hadi senin yolun sana, benim yolum bana. Tasavvuf erbabı mana ilimlerinin derinliğini ifade ederken Musa ile, Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın yolculuğundan uzun bahsederler. Ben az yorumla, yorumsuz arz ettim. Halbuki bir program değil, belki birkaç programı Hazreti Hızır ile Hazreti Musa aleyhisselamın bu gizemli yolculuğuna ayırmak gerekir. Bir daha altını çiziyorum. Kur'an'daki en gizemli olaylar, manzaralar Kehf suresinde rahat görülebilir. Hazreti Peygamber bu olayı anlattıktan sonra dönecek ve şöyle diyecek. Allah Musa'ya rahmet etsin. Keşke Musa sabretseydi biz daha neler neler öğrenecektik. Eğer Musa sabretseydi sadece üç olay kalmayacak. Değişik olaylar da Hazreti Musa'nın önüne çıkacak. Mevlam bizleri Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bereketinden, Hazreti Hızır'ın dokunuşundan ve Muhammed Mustafa Efendimiz'in şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Diyor.